İyi günler, ben Reha Yağcıoğlu. Bugün 30 Eylül 2013 Pazartesi. Bir önceki bölümde The Magpie dergisinin 6. sayısındaki Scratch örneği olan Bubble Sort algoritmasını incelemiştik. Bu Bubble Sort algoritmasında bir ana program vardı. Bir Make Array algoritması vardı. Şöyle yapıyordu, 1'den 15'e kadar bir sıralı bir liste oluşturuyordu, düzenli bir liste. Küçükten büyüğe sıralı. Sonra bunları karıştırıyordu. Sonra da Bubble Sort, şurada gördüğünüz algoritmayla onları tekrar sıraya sokuyordu. İki tane algoritma var burada. Esas konu Bubble Sort olduğu için ben rastgele sayıyı bu şekilde bir algoritma ile değil de sadece pick random 1 to 15 ile pardon 1 to 30 ile 1'den 30'a kadar rastgele sayıları karışık listeye doldurup daha sonra bu Bubble Sort'u işlemiştim. Yani şu algoritmayı sonraki bölüme bırakacağımı söylemiştim. Çünkü bu algoritmanın özelliği sıralı olarak 1'den 15'e kadar sayıları olan bir liste hazırlayıp sonra o listeyi karıştırarak karışık liste oluşturmak. Bunun sonucu olarak listenin 15 elemanı içinde tekrarlanan sayı olmuyordu. Bu algoritma yine kolay bir algoritma ama ben ne yapmıştım? Sadece pick random 1 to 30 deyip 15 kere bunu tekrar edip sadece bir döngüyle halletmiştim. Yapış sebebim iki tane algoritmayı aynı derste vermek istememdi. Bu bölüme bırakmıştım. Şimdi bunu yapacağım. Bunun nasıl yapıldığını göstermek için önce görsel olarak Paint programını açıp bununla anlatayım. Daha önce yaptığım gibi. Şuradan Text'e basıyorum. Ve diyorum ki ne olsun sıralı listeyle başlayacağız. Sıralı liste. Burayı Türkçe yazdım. Item yazıyorum buraya. Buna yavaş yavaş alışalım. Sıralı listelerin itemları vardı. Yani her bir indeksinde bir liste 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi sayılarla indisleri ya da indeksleri olan değişken dizileri. Bu indekslerin içine sayılar ya da yazı yani kelimeler yerleştirebiliyorduk. Şimdi bunu temsili olarak bu şekilde çizip şuraya alıyorum. Bu bir sıralı liste örneği olsun şurada. Ve bunun neyle yapayım? Maviyle indislerini yazayım. Şuraya tekrar bir text için yer açıyorum. Şunu şöyle uzatıyorum. Örnekte, The Magpie dergisindeki örnekte 1'den 15'e kadardı. Ben işi çok uzatmamak için 1'den 9'a kadar yapacağım. Yani tek dijitli sayıları kullanacağım. Bu bana biraz daha düzenli bir çalışma sağlayacak. Yine de ana fikri verecek. Şimdi 1, 2 tane boşluk veriyorum. 2, boşluk boşluk 3. Evet, 1'den 9'a kadar 9 elemanlı bir liste. Şimdi aralarının tam eşit olmasını sağlamak için bunların hepsini seçip kalibri yerine bunun fontu buymuş. Aşağıda bir mono text vardır. Şimdi monospace bu olur, bu olur. Yani boşlukları eşit olan. Bu benim bu daha rahat çalışmamı, görsel olarak simetrik çalışmamı sağlayacak. Şöyle ki altına bunun tekrar sayılar kırmızı olsun. Şuradan başlayayım. Boyunu uzatayım şöyle. Aynı yöntemle bir boşluk boşluk iki. Bu şekilde oluşturdum. Sonra bunları da kalibriden aşağıya inip monospace 821 BT nerede geldiyse ama çalıştığınız sistemlerde monospace olan fontlar muhakkak vardır. Monospace'i de bu arada ek bilgi olarak şöyle söyleyeyim size. Monospace'in anlamı şimdi normal tekstlerde bakın bu tamamen konu dışı bir bilgi. Şuraya bakalım. Yazmadan göstereyim. Bundan vazgeçtim. Her bir harf genişliği harfe göre farklı. Mesela I ince bir harf olduğu için genişliği ince aldığı yer. Monospace olan bir font seçtiğinizde bunların araları genişlikleri her harfin ve rakamın genişliği aynı.
Bu bana bu şekilde tablo halinde çalışmak için iyi bir fırsat veriyor. Şimdi şöyle yapayım. Sıralı liste için yeşil yani bu sıralı listeydi. Karışık liste için bunu seçtim. Bu da karışık. Çok açık yeşil oldu yahu. Şöyle yapayım. Koyu yeşil. Karışık liste ve item diyorum. Ondan sonra bunu herhangi bir yere tıklıyorum. Sonra şunu bu görsel kısmı yavaş yavaş yapıyorum. Bu kısa bir konu. Şöyle sadece Scratch değil, biraz grafik alıştırması da yapmış oluyoruz. Şöyle aynı şekilde şuradan bir line yapayım ve uzatayım. Burada bir karışık liste oluşturacağız. Şimdi sıra listemi oluşturmuşum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 indisleri. Alttakileri de değerleri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bunları birden 9'a kadar olan sayıları rastgele karışık bir şekilde karışık listenin içine yerleştireceğim. Şimdi şöyle yapıyorum. Rastgele. Rastgele için kendim kafadan rastgele sayılar bulacağıma ben şeyi kullanacağım. Şunu iyice küçültüp şöyle bunu küçük hale zaten gelmiş. Şöyle yapayım. Operators'dan pick random var ya. Bunu buraya koyuyorum. Bakın ne güzel olacak. Bu böyle burada dursun. Şöyle. Yerini değiştiririm. Şimdi yapacağım şey şu. Sıra listem burada birden 9'a kadar. Eğer bana birden 9'a kadar rastgele bir sayı ver dersem şöyle. Bunu sırf kafadan yapmamak için, tam rastgele olması için bunu seçtim. Şu şekilde tıkladığımda 1 verdi. Bu ne demek? Şuradan biri al. Item olarak buraya yerleştir demek. O zaman ne olur? Bunun da indeksi, bu sefer bunu kopyala diyorum, yapıştır diyorum. Bunun indeksini hemen atıyor, 1 numara diyor. Listelerde eğer yapacağım diğer işlem şu. Bu biri buradan aldıktan sonra tekrarlamamak için biri listeden delete yapıyorum. Siliyorum yani. Scratch'te bir item'i, bir listeden bir item'i yani elemanı sildiğiniz zaman o elemanın yerini dolduracak şekilde böyle kayar sayılar. Ve bir tanesini sildiğim için şu 9 numara artık yok olur. 8 elemanlı bir liste haline gelir. Hemen bu sefer birden 8'e kadar rastgele bir sayı istiyorum. 5. Pekala. 5 numaradakini al diyor. 5 numaradaki sayıyı alıyorum. Şuraya koyuyorum. Bu neyi gerektirir? 2 numaralı bir indeks oluşması gerekiyor. Kopyala, yapıştır deyip 2 numaralı indeksi karışık listenin. 5 numarayı sildiğime göre Scratch bana şunu yapacak. Oraya delete diyeceğim. Sil bunu. Ben kullandım. Karışığa attım deyince hop böyle burayı kaydıracak. Yani silinenin yeri boş olacak ve son indis yok olacak ve sıralı listenin uzunluğu 7 olacak. Bu sefer gidiyorum pick random'a. Bana diyorum birden 7'ye kadar rastgele bir sayı ver. 6 dedi. Pekala. 6'da ne var? 8. Hemen 8'i alıyorum. Şuraya koyuyorum. Ve bu da 3 numaralı bir kopyala yapıştır indis oluşuyor. Bu da 3 numaralı elemanı. Ve biraz önceki gibi yine bir eleman silindiğine göre ondan sonraki eleman boşluğu doldurmak üzere kayar. Ve listenin boyu yine kısalır. Bu sefer 6 elemanlı bir liste oldu. Sonra gidiyorum.
Bu sefer o zaman diyorum benim artık 6 elemanlı bir listem var. Birden 6'ya kadar rastgele seç. Soruyorum 5 diyor. Pekala 5'i alayım. Şuradaki 5 numarayı alıyorum. Şuraya koyuyorum. Ondan sonra bu 1, 2, 3, 4 oldu artık indeksi. Şu 4 numarayı kopyala yapıştır. 4 numara oldu, buraya geldi. Buradakini 5 numaradaki elemanı sildiğim için 9 numara buraya kayıyor. Ve listenin boyu kes 5 oluyor. Hemen bu sefer de diyorum ki bana birden 5'e kadar rastgele bir sayı ver. Pardon, bir kere bastım 4 dedi. Tamam. Kayboldu hemen ama 5'i alıyorum. Buraya yerleştiriyorum. Bunun indisi ne olacak? 5 olacak. Kopyala. Neredesin kopyala? Yapıştır. 5 eleman oldu. Sonra bu da boş alan yeri dolduracak şekilde kayacak ve 5 numara kes gitti. Şimdi sıralı listenin uzunluğu 4 oldu. Karışık listenin uzunluğu 5 oldu. Tekrar gidiyorum. Ve buraya diyorum ki bana birden 4'e kadar rastgele bir sayı ver. 2. 2'de ne var? 3. 3'ü alıyorum. Şöyle şuraya yerleştiriyorum. İndis numaralarını yukarıdan çalıyordum. Ama sile sile, mesela şu 4'ü de sileceğim şimdi. İndis numarası kalmadı. O yüzden şöyle tekste basıp, maviye basıp, şurada bir yere 6 diyorum. Sonra 6 numaralı indis numarası olarak bunu buraya koyuyorum. Evet, sıralı liste 3 elemanlı kaldı. O zaman ne yapacağım? Gideceğim. Bana diyeceğim birden 3'e kadar. Evet, 2 dedi. Rastgele sayı olarak 2 dedi. Şu 4 numarayı alıp, yani 2'nin içindeki 4 numarayı alıp buraya koyuyorum. Şu kaydırma işlemini yapıyorum. Boşluğu dolduruyor. Ondan sonra bunu siliyorum. Şurada yine bir tane, madem ne var? 7. Şuraya 7 yazıyorum. Bu 7'yi alıp indis numarası olarak buraya yazıyorum. Ve devam, birden 2'ye kadar, yani 2 elemanlı hale geldi. İçerikleri de 2 ve 9. Gidiyorum scratch'e. Bana diyorum bu sefer 1 ile 2 arasında rastgele bir sayı ver. Ya 1 ya 2 diyecek. Bastım 1 dedi. Peki o zaman 1 numaradaki 2'yi alıyorum. Buraya yerleştiriyorum. Ve aynı şey yine oluyor. Bu buraya geliyor. Listenin boyu bu şekilde oluyor. Şunun da indisini hazırlayayım. Burada bu da 8 numaralı eleman oldu. Bunun indis numarasını da vereyim. 8. eleman. Ve sonunda birden 1'e kadar rastgele bir sayı ver dediğim zaman, bakın düz mantık, yani artık ben o 1'i başka kalmadı diye oraya atmak yapmıyorum. Programın içinde şöyle olacak. Bana diyeceğim, programın onu gerektirecek. Birden 1 ile 1 arasında rastgele bir sayı at. 1. Evet, çok kolay oldu onun için. 9'u alıyorum, buraya koyuyorum. Ve bu elemanı da siliyorum. Kes. Sonra da bir tane mavi ile 9, pardon, 9 yazıp bunun indisini buraya yazıyorum. Böylece sıralı liste tamamen silinmiş, kaybolmuş ortadan. Karışık liste ise gördüğünüz gibi 1, 6, 8, 7, 5, 3, 4, 2, 9 gibi rastgele bir şekilde sıralanmış. Ama tamamı birden 9'a kadar olan sayılar. Ne çift var ne eksik var. İşte o algoritma bunu yapıyordu. Hemen yazmaya başlayalım. Şunu büyüteyim şöyle. Ekranımı şimdilik böyle atayım. Ve şöyle yapayım. Bir tane hemen, bir tane değil iki tane. Make a list. Sıralı liste. Şöyle yazıyorum büyük harflerle. Sıralı
kapsamasam lazım. Sıralı liste. Enter. Bir liste daha lazım. Karışık liste. Karışık alt çizgi liste. Lista. Liste. Okey. İki tane listem var. Şurayı büyüteyim. Ondan sonra şuraya sıralı listeyi sol tarafa alayım. Şöyle aşağı kadar uzatayım. Hatırlarsanız 15 tane giriş yaptığım zaman 15'i birden görünüyordu. O yüzden rakam olarak 15 seçiyordum. Hemen şunu yapıyorum. Kontrol. Yeşil bayrağı basınca. Repeat. 15 kere. 11 değil 15. Operate yok. Variables'dan add thing to sıralı liste. Burayı dolduracağız önce. Ne ekleyecek? Variables'dan bir tane sayı diye yazayım. Evet, tabii büyük harflerle sayı olsun. Tamam. Ve set sayı 1 dediğim zaman şurada 4, 1 dediğim zaman şunu da unutmadan hemen yerleştireyim bakın. Delete 2 tane alıyorum. All birisi karışık, birisi de sıralı liste. Buraya koy ve set sayı eşittir 0. Burada bir eşitlediğim için buna gerek yok. Yanlış. Şunu şuraya koyuyorum. Böylece yeşil bayrağı bastığım zaman önceden kalma olan sayıyı da şuraya koydum. Güzel. Önceden kalan sayıları siliyordu. Şimdi şuraya sayı 1 ya. Ne yapıyorum? Değişkenlerden sayıyı sıralı listeye ekliyorum. Ama artım da yaptırmam lazım. Onu change sayıyı bir arttır anlamında buraya koyuyorum. 1 ile başlıyor. Önce 1 yerleştiriyor. Sonra bu 15 kere döngü sırasında sayıyı her seferinde bir arttırdığı için yeşil bayrağı bastığımda bana sıralı listenin içini dolduracak. Stop all'u da şuraya koyuyorum. Bu tek bir program halinde yazacağım. Bubble sort'a hiç girmeyeceğim. Şimdi bir şey daha ekleyelim. Bunu her zaman yapıyoruz. Şöyle bunları temizledikten sonra şuradan itibaren sıralı listeyi oluşturuyor ya. Sıralı yine büyük harf yanlıştı. Sıralı liste hazırlanıyor desin. Dı 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 dı. Ve yeşil bayrağı basınca sıralı liste hazırlanıyor. Sıralı listeye bakın 15 tane yerleştirdi. Ve sayı 16. Çünkü 15 kere tekrar ediyor ya. Birden başlıyor. 15 kere tekrar ediyor. Burada 15 kere 1 koyarsan başlangıçta 1 olan bir sayıya buradan çıktığın zaman sonucun 16'dır. Çünkü en son 15 nolu sayıyı yerleştirdi. Artık repeat döngüsü bitti. Ama yine de chain sayı by 1'in üzerinden geçti ya. Sayı burada gördüğünüz gibi sayı 16. Sadece ek bilgi olarak vermek istedim bunu. Döngülerde böyle bir durum var. Bunu bazen atladığımızda hataya yol açabiliyor. Buralara da bir bakmanızda fayda var. Programınızda diyelim ki bir hata var. İstediğiniz gibi çalışmıyor. Bunlardan dolayı yani başlangıç değerlerinin düzgün verilmemesinden dolayı olabilir. Bu sayının mesela change sayıyı yanlışlıkla yukarıya koyduğunuz zaman bakın ne olur. 1 ile başlıyor. Eğer bu artımı yukarıya koyarsanız bakın ne olacak. Sıralı liste hazırlanıyor dedi. Ben 1'den 15'e kadar yapacağım halde bu 2'den 16'ya kadar oldu. Böyle farklar olur. Bunlar programcılıkta hata ile ilgili konular olarak araya parantez açıp girdiğim bir şey oldu. Tekrar basıp sarı liste hazırlanıyor. Hazırlasın. Hop hazırladı. Şöyle alayım konuşma balonu şurada bir yerde olsun. Bunu şimdi karışık liste haline çevireceğiz. Sıra o zaman ona geldi. Şöyle yapıyorum. Bunu buradan alıp duplicate diyorum. Yerine koyuyorum. Bunu buraya koyuyorum. Bunu alıp şuraya koyuyorum. Sıralıyı da
karışık kelimesiyle değiştiriyorum. Karışık. Evet, silelim. Şimdi mouse çalışıyor mu? Çalışıyor. Karışık liste hazırlanıyor. Bunu nasıl yapacak şimdi? Koda bakmadan yazabilir miyiz? Şöyle yapmıştım. Bir tane, bir kere rastgele sayıya ihtiyacımız var. Make variable. Caps lock rastgele alt çizgi sayı. Bu bir. Sonra bir tane sayaca ihtiyacım var mı? 15, repeat 15 koyayım. Şöyle. 15 kere tur atacak. Nerede repeat? Burada. Sayıca, bir tane sayaca ihtiyacım var, evet. 15 kere şunu yapacak. Sayaç oluşturalım bir tane. Sayaç 1 olsun. Bir tanesi. Küçük harflerle yazayım. Sayaç 1. Sayaç 1'i işin başında set sayaç 1. Buraya 15 yazabilirim ama şöyle çeşitlilik olsun diye. Çünkü 15 olduğunu biliyorum. Doğrusu length of karışık listedir. Yani 15'ten başlayacak ve repeat until olacak bu. Yo, 15 kere yapacak. Her seferinde bir azaltacak. Tamam. Şimdi o zaman şunu koyuyorum. Change sayaç. Ne yapsın bu arada? Şeyi alsın. Şimdi bir tane rastgele sayı vardı ya. Set her seferinde bir tane rastgele sayıya operators'tan pick random birden sayaç 1'e kadar. Şuraya sayaç 1 koyuyorum. Neden? Çünkü bu sayaç 1 ilk başta 15'e eşitledim. Birer azaltıyorum. Bu ne demektir? 15, 14, 13, 12, 11 diye geriye doğru sayacak. Yani birden 15'e, birden 14'e, birden 13'e. Hatırlarsanız bizim yaptığımızda da her seferinde bir tanesini çekince böyle azalmıştı. Şimdi şunu yapıyorum. Bu sayıyı rastgele sayıya, bu bir indeks oldu. Birden 15'e kadar seçti. Şimdi şunların yerlerini de düzelteyim. Sayaç 1 gelmiş, sayı gelmiş, rastgele sayı gelmiş. Şunlar düzelsin. Şimdi set değil de add karışık listeye item, niye buraya girdin, item change de değildi. Ne oldu? Her şey birbirine karıştı birdenbire. Pardon. Ne oluyoruz? Darmadan oldu ortalık. Hepsini atıyorum. Ya bu yanlışlıkla şeyin içinden mouse hatasıyla şöyle birine klikleyip dışarı çıkınca ben dağılıyorum. Bir daha yapmam lazım. Rastgele sayı seçtim. Tamam. Şöyle yapıyorum. O sayıyı belki de kullanmayacağım. Add karışık listeye item sıralı listenin rastgele sayısı, rastgele sayıncı elemanını. Evet, şimdi oldu. Sıralı listedeki burada seçilmiş olan rastgele sayıncı itemini, elemanını karışık listeye edit. Buraya add edecek, ekleyecek. Bunun hemen ardından delete diyecek. Sıralı listeden neyi silecek?
Şu rastgele sayı indisini aldı ya sıralı listeden. Karışık listeye koydu ya, artık onun orada bulunmaması lazım. Rastgele sayıyı buraya koyacak. İşte bu kadar. Bakmadan yazmak biraz zaman aldı. Ama düşünerek yaptım. Yani gidip bakıp satır satır yazmak yerine biraz önce grafiksel olarak anlattığım mantığı yaparak yapmaya çalıştım. Bir de bir şey var galiba, orada bir eksik daha var. Sayaç 1 ile başlıyor ya. Bütün bunları yaptıktan sonra sayaç 1'i 1 eksilt. Change. Şuraya hemen. Sayaç 1'i 1 eksilt. Evet, tamam. Hop, yanlış çalışıyor. Eksi 1 yazamadım. Eksi 1. Eğer hata yapmadıysam biraz önce yaptığımız grafikteki örneğe benzer şekilde çalışacak. Hata yaptıysam hatamı arar bulurum. Şimdi bu moda gelelim. Yeşil bayrağı basalım. Sıra liste hazırlanıyor. Rigid hazırladı. Karışık liste hazırlanıyor. Boş doldurdu. Şimdi bakalım, demek hatam var. Neymiş? Set item. Sıralı listenin sayaç 1. Pick random number. Birden sayaç 1'e olan burası doğru görünüyor. Şimdi rastgele sayının içine birden sayaç 1, mesela şimdi 15. Karışık liste yazmışım. Hata orada. Sıralı liste yazacaktım. Şimdi oldu işte. Set sayaç 1'e sıralı listenin, önce sıralı listeyi doldurdum ya, o da length eşittir 15 oldu. İşin başında karışık liste, bu biraz önce hatam şuydu, karışık liste yazıyordu. Onun boyu 0 idi. O yüzden öyle bir hata yaptı. Hepsinin içini boş doldurdu. Şimdi başka hatam var mı bakayım. Rastgele sayıya artık birden sayaç 1'e. Şurada 15'e, 1 ile 15 arasında yani. Şuraların doğru olması lazım. Hemen çalıştırıp bakayım. Başka hata varsa arayıp bulup düzelteyim. Sıralı liste hazırlanıyor. Hazırladı. Karışık liste hazırlanıyor. Hop. Harika çalıştı. Bu sıralı listeden elemanları rastgele aldı. 9, 4, 10, 1, 11, 15, 12, 8, 13. Evet. Şöyle bakılırsa bakalım. 1 burada. 1, 2, 3. 4 burada. Sonra 5 burada. 6 burada. 7 burada. 8 burada. 9 burada. 10 burada. 11 burada. 12, 13, 14 ve 15. Herkes burada. Mevcut, tamam. Evet. Bu da böyle. Gayet basit bir şey, algoritmaydı. Şu çok kolay olurdu tabii. Buraya gelip bunu satır satır yazmak. Değişkenleri, array, ordered, bilmem, yani bunu da hiç hata yapmadan, aynen yazarsanız hiç hata yapmadan buraya bakıp programı çalıştırdığımızda düzgün çalışacaktır. Ama tabii ki temel hedefimiz o değil. Artık Scratch'i ve programcılığı öğrendikten sonra algoritmayı kafamızda kurup ona göre yazmak. Bu ilk yazdığımızda düzgün çalışmayabilir. Hatayı arayıp bulmak, sonra o hatayı düzeltmek. Programcılığın akışı bu şekilde oluyor. Şimdi bundan sonraki bölüm hangi sayıydı? Neyse. Bakayım, zor bir örnek var. Çok güzel bir örnek var. 7. sayıda, evet. 7. sayıdaki örnek bayağı zor. Ona hazırlayın kendinizi. O 7. sayındaki örneği belki en az 3 bölüme ayırabilirim. Onunla ilgili detayları ilk bölümde biraz uzunca anlatacağım. Evet, bu kadar yeter kısa bir kod için. Hepiniz hoşça kalın.